Mehdi Aleyhisselam'ın alameti, tam alameti gerçekleşti, gerçekleşecek. Evet. Değerli arkadaşlar, Ramazan'ın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, İmam Suyuti'den gelen bir hadis-i şerife göre Mehdi'nin diyor gelişinden önce iki alamet vardır. İki alamet vardır. Ramazan ayı içerisinde ay ve güneş tutulması yaşanır. Ay ve güneş tutulması. Yoksa o Ramazan bu Ramazan mı? Ayın 25'inde arkadaşlar ay tutulması oldu. Şimdi uzmanlar bir de diyor ki ayın 8'inde güneş tutulması olacak. Yani ikisi de Ramazan ayının içerisine denk geliyor. İkisi de Ramazan ayının içerisine denk geliyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki dünya tarihinde hiçbir zaman bu ay içerisinde ikisinin tutulduğu görülmemiştir. Yani Ramazan ayı içerisinde Mehdi'nin çıkış alameti bu da. Ay ve güneş tutulması olur. İşte bu ay, yani bu Ramazan ayı içerisinde ikisi de tutulmuş olacak. İmam Suyuti'den gelen nakle göre Mehdi'ye işaret olabilir. Aynı zamanda kuyruklu yıldız da ayın 8'inde görülecekmiş. Biliyorsunuz hadis-i şeriflerde Mehdi'den önce kuyruklu yıldızdan da bahsediliyor. Yine hadis-i şeriflerde Mehdi Aleyhisselam'dan bahsederken Şam bölgesinde büyük bir deprem olur diyor. Yüz binlerce diyor vefat yaşanır. Biliyorsunuz bu da gerçekleşti. Şam bölgesi, Hatay bölgesi, Hatay tarafında, Amigova bölgesinde o da gerçekleşti. Yine Mehdi Aleyhisselam'dan bahsederken o sene diyor nezlelerin çok olduğu bir senedir diyor. Biliyorsunuz grip, yani bu korona da, bu 2-3 yıldır korona virüs de çok yüksek derecede artmış. Onun için yani özellikle bu hadis-i şerife baktığımız zaman en doğrusunu Allah Azze ve Celle bilir. Ancak Ramazan ayında ay ve güneş tutulması Mehdi'ye işarettir. Net bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Hadis-i şerifleri kabul ettiğimiz için yani bunlar, bu alametler gerçekleşti diyebiliriz. Hakkımızda hayırlısı olsun.